Bir önceki alıştırmadaki simülasyonda saçın doğal bir şekilde yaylanmadığını ya da hareket etmediğini fark etmiş olmalısınız. Peki sizce bir cisme bu tarz bir yaylanma hareketini nasıl kazandırabiliriz? Bu modelin yaylanabilir olması için her saç parçasının üzerine kuvvet uygulandığında bir miktar uzayıp kısalabilmesi gerekir. Bunu başarabilmek için modelimizi yeni bir fiziksel analojiyle bağdaştırmamız lazımdı ve biz de yayları denedik. Yaylar bu anlamda çok iyi çünkü üzerine kuvvet uygulandığında uzunlukları değişebiliyor. Saça ağırlık kazandırabilmek için de yayın alt ucuna ufak bir ağırlık bağlıyoruz. Buna kütle yay sistemi deniyor. Bir yay sıkışıp uzadığında neler olduğunu açıklayan matematiksel bir model de kurabiliriz. Bu model 17. yüzyılda yaşamış bir fizikçi olan Robert Hooke'un ortaya attığı Hooke kanununu baz alır. Hooke'a göre bir yay sıkışıp uzarken dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi, eğer bir yayı çekerek uzatıyorsak, yayın uzunluğu artacak ve sonra eski haline geri dönecektir. İkincisi ise, yayı sıkıştırdığımızda uzunluğu kısalacak ve daha sonra da yine eski haline geri dönecektir. Bir yayın eski haline dönmesini sağlayan kuvvete yay kuvveti adı verilir. Robert Hooke, yay kuvvetiyle yayın sıkışması ve uzaması arasında bir ilişki arıyordu. Yayın uzunluğundaki bu değişime uzanım diyoruz. Uzanım, yayın şimdiki uzunluğundan denge halindeki uzunluğunun çıkarılmasıyla bulunur. Yayı uzattığımızda uzanım pozitif olurken, ortaya çıkan yay kuvveti ise negatif olur. Buna çekim kuvveti denir. Yayı sıkıştırdığımızda ise uzanım negatif, ortaya çıkan yay kuvveti pozitif olur. Buna da ittirme kuvveti deniyor. Hooke'un gözlemleri aslında oldukça basitti. Uzanım büyük olduğunda kuvvet de büyük oluyor. Aynı mantıkla uzanım küçüldüğünde kuvvet de küçülüyordu. Yani başka bir deyişle uzanımın kuvvetle orantılı olduğu sonucuna ulaştı. Tabi bu arada bütün yayların farklı olduğunu, yani bazılarını uzatabilmek için harcanması gereken kuvvetin büyük, bazıları için de küçük olduğunu unutmamakta fayda var. Robert Hooke bu noktada da sertlik kavramını kullanmıştır. Sertlik K harfiyle temsil edilir ve bir yayı uzatmanın ne kadar zor olduğunu belirtmek için kullanılır. Hooke daha sonra tüm bunları bir denklemde birleştirerek Hooke kanununu ortaya atmıştır. Hooke kanununa göre yay kuvveti, yayın sertliğini gösteren yay sabiti K ve uzanımın çarpımıyla doğru orantılıdır. Buradaki eksi işaretine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun sebebi uzanım negatif olduğunda pozitif, pozitif olduğunda da negatif bir kuvvet bulmak istememiz. Bu denklemi bilgisayara girdiğimizde ekranda gördüğünüz gerçekçi yay hareketini elde ediyoruz. Mesela Cesur'daki atın yele ve tüylerini burada bahsettiğimiz kütle yay sistemini kullanarak tasarlamıştık. Neredeyse 10 bin tane simüle edilmiş tüy vardı. Sıradaki alıştırmada basit bir kütle yay sistemini yakından inceleyebilirsiniz. Değiştirebileceğiniz ayarlar arasında parçacığın kütlesi, K yani yay sertliği ve yer çekimi kuvveti var. Alıştırmanın sonunda Hooke kanununu anlayıp anlamadığınızdan emin olabilmek için size bazı sorular da soracağız.